Merhaba dostlar, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Havaalanı'ndayız. İnsansız hava araçları yarışmasından size görüntüler aktaracağım. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü ben de elektronik bölümü yüksekokul mezunuyum. Buradaki çalışmaları gördükçe eski günlerim aklıma geldi. Bir zaman ben de böyle projelerin içinde yer alıyordum. Şimdi dikkatimi çeken drone çalışmalarının yanına gidelim. Hem onlardan bilgi alalım hem de genç beyinlerin ne kadar yetenekli işlere imza attıklarını görelim. İlaçlama drone'unu göreceğiz şimdi. Merhaba, ben Furkan Can Aras. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu tarımsal ilaçlama drone'umuz. Evet. Bununla çiftçilere en kolay şekilde traktörle yapabilecekleri ilaçlamayı yapmayı planlıyoruz. Çiftçi hem mahsulünün kendisini geleceğe yönelik planlarını yapabilecek hem de depomuz sayesinde de istediği ilacı tarlasına atabilecek. Örneğin bir çiftçi mısır ekiyorsa o mısırının her tarafına eşit su dağılmış mı? Ya da farklı alanlarda farklı bir ilaca ihtiyacı var mı? Böcek oranı hani gibi şeyleri kamerayla beraber belirleyip bunları çiftçiye aktarıp onun mahsulünün daha da geliştirilmesini planlıyoruz. Bunun bütün tasarımı üniversitenize ait, size evet, ait. Evet, tasarımı bize ait. Hesaplamalar aynı şekilde bize ait. Barış Mert Kadıoğlu, Kastamonu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Takımımızın ismi Azure İHA. Yapmış olduğumuz uçak zirai alanda görev yapacak. Yani aslında ZİHA olarak geçiyor. Sulama, ilaçlama, içindeki suyu hem yangın söndürmede de kullanılabileceği için çok fonksiyonlu bir araç kendisi. Ya içindeki sıvı değişince görev de otomatik olarak değişiyor. Bu da onun en öne çıkan özelliği. Merhaba, ben Sena Önemli. Kastamonu Üniversitesi 1. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Uçağımızın yazılım alanında çalıştım. Python dilinde görüntü işleme yaptım. Uçağımız alanı 4 tane kırmızı bayrakla taradıktan sonra zirai amaçlı olduğu için içindeki suyu veya ilacı alana bırakacak. Mehmet Hocam var burada, alan rehberi. Hocam senden de burası hakkında biraz bilgi alalım. Arkadaşlar burada şu anda uluslararası düzeyde sabit ve döner kanat alanında farklı İHA yarışmaları düzenleniyor. Sivil alana adapte edilmek üzere İHA konseptleri var. Üniversite takımları var, lise takımları var. Kaç ülkeden var? Şu anda mesela aktif olarak Polonya'dan bir takımımız var. Geçen sene ikinci olmuşlardı. Pakistan'dan iki takımımız var. Diğer aslında Afyon ayağında da çok güzel yarışmalar devam ediyor. Oradan mesela Hollanda'dan farklı takımlar var. Burası daha ikinci yılında, daha yeni yeni emekliyor. Önümüzdeki sene de oldukça daha derin ve güzel bir şekilde geçecek. Bu drone'un özelliği nedir hocam? Şimdi bu drone ismi Gökmen PG koyduk. Yani Pathwinder, yani rota kılavuzu olarak Türkçe çevirebiliriz. Ormanlar gibi veya maden ocakları gibi zorlu iç ve dış ortamlarda uydu sinyali olmadan, GPS kullanılmadan derin öğrenme tabanlı çözümlü bir çevresel farkındalığa sahip olan bir döner kanatlı hava aracıdır. GPS yok, lidar yok. Peki bu hangi teknolojiyle bunu öğrenebiliyor? Derin öğrenme metodolojisiyle yapıyoruz biz bunu. Bizim ana verimiz, en büyük verdiğimiz veri görüntü. Görüntüyü alabilen bir kameramız bulunmakta. Bildiğin normal bir GoPro kamera da olabilir, micro USB kamera. Bu micro USB kamera bizim arkadaki görüntü işleme bilgisayarımıza bağlanıyor. Görüntü işleme bilgisayarının içerisinde yazdığımız, geliştirdiğimiz derin sinir ağı denilen bir düğümler bulunuyor. Yani algoritmalar bulunuyor. Gelen görüntüler orada hesaplandıktan sonra flight control denilen uçuş kontrol kartına iletiliyor. Uçuş kontrol kartına bağlı olan da motorlar da bu uygun PWM sinyaller üzerinden kontrolü sağlıyor. Tabii kontrolü sağlamak için biz bu görüntü işleme bilgisayarının içerisinde yazdığımız bir kontrolcü bulunuyor. Derin öğrenme tabanlı bir kontrolcü. Bu kontrolcü sayesinde drone'umuz Gökmen PG İHA yaklaşık 750 metreye kadar kendiliğinden gidebiliyor ve görüntüyü şurada görmüş olduğunuz Wi-Fi modülü ile yere aktarabiliyor eş zamanlı olarak. Burada da sıcağı sıcağına üretim evet. Yapıyorsunuz 3 boyutlu cihazla. Evet. Bunu da yanımıza getirmek istedik. Bunun mekanik üretimi nasıl oluyor diye arkadaşlar görsün diye. Peki sizin gibi bu şekilde çalışmalar yapmak isteyen hangi bölümleri tercih etmeli? Bizim için aslında genel olarak mühendislik diyebiliriz. Ben makine mühendisliği öğrencisiyim. Bu arada hangi üniversite söyleyeyim? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Bu drone'un özelliklerini alalım sizden. İlk önce merhabalar. Ben Murat Çadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisiyim. Bu drone'un özelliği istihbarat ve aynı zamanda askeri bir drone. Drone üzerinde bulunan kamera yardımıyla havaya kalktığı zaman istihbarat topluyor. Düşman ve dost unsurların yerini, koordinatlarını buluyor. Ve gereken emirlere göre bomba atar sistemiyle düşman unsurlarını
bombalıyor ve eğer ki bir yardıma ihtiyacı olan asker, bayrak açmış bir askerimiz varsa arka kısmında bulunan ilk yardım kiti gönderiyor. Ve bunu biz üzerinde bulunan Jetson Xavier NX ile görüntü işliyoruz. Ve görüntü işledikten sonra onu bilgisayara aktarıyoruz ve bunu anlık olarak yapıyoruz. Bu görüntü işlemeyi de drone'un üzerinde yapıyoruz. Aslında bu çok zor bir iş ve 30 FPS'e kadar bir görüntü alıyoruz. Genelde görüntüyü yerde işliyorlar, yer istasyonlarında işliyorlar. Biz lakin drone üzerinde işliyoruz. Bu bizim GPS'imiz, koordinatımızı bize veriyor. Bu da haberleşme için, görüntüyü anlık olarak aktarmak için bir access point. İHA veya SİHA'ları kaldırmak özel izinlere gerektiriyor. Ancak bu modüler tasarımından, kompakt tasarımından, yani şuradaki kanatları kapanıyor aslında. Daha çok söktek olduğu için birazcık daha manevra kabiliyeti, hareket aynen kabiliyeti öyle, daha aynen hızlı, taşınması ve daha kolay. Kanatlar kapandığı için, daha az bir kompakt yer kapıldığı için taşınması çok güzel ve bu da ulaşılması zor dağlık alanlarda askerlerin yardımına koşması için çok bir de taşınması bir, da kolay. Taşınması da kolay aynen. Özellikle de pusu alanlarında, pusu atılabilecek alanlarında tarama, istihbarat ve bombardımanla düşman unsurlarını dağıtmak için çok uygun bir mekanizma aslında. Uygun bir teknoloji. Buranın en dikkat çekici hava araçlarından bir tanesi. İstanbul'dan YSV Havacılık Lisesi'nden katılıyoruz. 8 kişilik bir takımız. F-16'nın 1/6 küçültülmüş halini yapmış bulunmaktayız. Evet. Uçağımızın üstünde 4 adet EDF motor bulunmakta. Uçağın kanopi kısmına gelecek olursak bizim asıl uçak görevimiz ejection seat, yani fırlatma koltuğu. Bugün görevimizi başarıyla gerçekleştirdik. Ani bir durumlarda F-16'larda normalde fırlatma manuel olarak gerçekleşiyor. Biz ise bunu otonoma çevirdik sensörlerimiz sayesinde. İki tane Arduino bulunmakta uçağımızda. Biri bu öndeki sensör kanopiyi açmakta. Alttaki sensör ise fırlatma mekanizmamız var yine. Drone'u evet yerleştirdiğimiz. Onu açmakta. Burada bir değişiklik yaptığımız konu ise fırlatma mekanizmalarının, fırlatma koltuklarında paraşüt bulunuyor. Biz ise döner kanat drone ekledik. Drone'umuz şu anda kutuda, gösteremiyorum maalesef. Drone ekledik. Mekanizma fırlattıktan sonra pilotla beraber koltuk altından drone açılıyor ve pilotu güvenli bir yere götürüyor. Savaş esnasında mesela diyelim uçak vuruldu savaş cephesinde, atılıyor ama paraşüt olursa adam savaş sahasına iniyor ve adamı öldürüyorlar. Bu şekilde drone evet, askeri gerektiği evet yere götürüyor. Askeri kendi cephesine geri getiriyor ve ölümü en azla indiriyoruz burada. Dostlar, böyle genç beyinlerin sayesinde bu teknolojinin nerelere gittiğini görün. Gerçekten harika düşünceler bunlar. Buradaki ismin de Yüzbaşı Kurt. Yüzbaşı Kurt, Yusuf Kurt ilk akrobasi pilotu Solo Türk'ün. Oradan geliyor. Aynı zamanda bizim takımımızın ismi de YSV Kurt. YSV Havacılık Lisesi'nden geliyor. Ve bunu yaparken lise takımı olmamızla ayrıca bir dikkat çekiyor. Buradaki herkes neredeyse üniversitede. Evet. Biz lisede böyle bir şey yapmak hani... Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu yaşta bu beceriye sahip olmak bizi gururlandırdı. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim ben size. Eslim, beğendin mi? Beğendim. Uçaklar nasıl? Dikkatini çekti mi? Evet. Peki sevdiğin bir tane oldu mu işlerinde? Oldu. Alperen, sen ne düşünüyorsun bu konuda oğlum? Bence hepsi çok güzel. Sadece tek istediğim onların nasıl uçtuğunu görmek. Tamam, birazdan geçeriz oraya. Her şey güzel. Bu madde güzel. Her şey güzel böyle. Sen kendine bir şey almışsın hemen. Evet. Almadık, kendimiz yaptık. Kendiniz yaptınız. Evet. Yanımızda çok daha ilginç bir drone var. Bizim drone'umuz çok farklı bir teknoloji. Dünyada çok yeni gelişen bir teknoloji. Öncelikle ilk özelliğimizden başlayayım. İlk özelliğimiz dikey iniş kalkış yapabilen bir uçak bu. Bu da pist ihtiyacını ve uçakların gemiden inip kalkış özelliklerini kolaylaştırıyor ve hatta pist ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu uçağımızın yapısal olarak en büyük özelliği. Bunun haricinde bizim görev tanımımız yine dünyada çok az kullanılan ve dünyada da yine çok az üzerine çalışılan bir teknoloji ve lazer teknolojisi. Biliyorsunuz ki bilim kurgu filmlerinde 30 yıl sonra, 40 yıl sonra, belki 100 yıl sonra kurşunlu silahlar ortadan kalkacak. Birçok şey elektromanyetik oluyor. Yani enerjinin aktarılmasıyla gerçekleşiyor ve biz de bu enerjinin aktarılmasının ışın yoluyla çok daha hızlı olduğunu biliyoruz. Bunu normalde sadece savunma amaçlı kullanılıyor. Biz bu amacı biraz daha aslında saldırıya çevirdik. Çünkü şu an halihazırda yapılan projelerde
insansız hava araçlarını imha eden lazer sistemleri var ama insansız hava araçlarının hedefi imha ettiği bir lazer sistemi hala günümüzde yapılmış değil. Ve ülkemizde, dünyada lazer teknolojileri noktasında çok iyi çalışmalar var. TÜBİTAK SAGE'nin Kocaeli'nde yaptığı projeler vesaire, onlarla ün kazanıyoruz. Projemizde de Teknofest sayesinde dünyada ilk olmaya adayız diyebilirim. Burayı gezdikçe daha çok gururlanıyoruz. Çünkü genç beyinler, genç nesiller çok daha güzel işler başarıyorlar. Burada çok fazla stand var, çok fazla çalışma var. Pek fazla birbirine yakın olan şeyleri göstermemeye, daha farklı, ilginç şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Devam edelim. Buradaki en ilginç çalışmalardan bir tanesi daha. Bunun özelliği nedir hocam? Nereden, hangi üniversite? Öncelikle hep hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Kapsül Teknoloji Platformu'nun bir takımıyız. Konya'dan geliyoruz buraya. 5 takımımızla birlikte geldik. Farklı farklı topluluklardan. Evet. Bu gördüğünüz İHA Türkiye'nin ilk tail sitter A quad rotor İHA'sıdır. Patent çalışmalarını da aynı şekilde biz başladık. Patent çalışmalarını da yapıyoruz. Bu İHA'nın özelliği vitol araçlar gibi dikey iniş kalkış yapma kabiliyetine sahip. Hem döner kanat hem de sabit kanat görevlerini yerine getirebiliyor. Aynı zamanda vitollerin yeni bir nesli aslında bu. Yani çok yeni bir proje. 2-3 senelik dünyada 2 tane örneği var. Toplam aktif olarak görevde 4 tane bu tarz tail sitter 2 veya 4 motorlu diyebileceğimiz İHA var. Biz de bunlardan bir tanesini Türkiye'de yapan ilk olacağız inşallah. Görünüşte basitmiş gibi görünüyor ama şöyle yakından evet. baktığımda çok fazla donanımı var. Evet, kesinlikle. Çok sade bir görüntüye sahip olmasına rağmen içerdiği teknoloji çok daha fazla. Peki hangi görevleri başarıyor? Şöyle söyleyebilirim, bizim bu İHA'nın en önemli şeyi tasarımından gelen görevler. Bizim kendi görevimiz de el işaretleri ve el komutlarıyla İHA'yı yönlendirebilmek. Yani askeri birliklerimiz özellikle zor arazi şartlarında bu İHA'yı yanlarına taşıdıkları zaman yer kontrol istasyonu gibi, kontrolcüsü gibi, kumandası gibi şeylerle uğraşmadan direkt kameraya eğittiğimiz yapay zeka sayesinde önceden belirledikleri komutları vererek bu şekilde görevlerini icra edebiliyorlar. Kamera bunu görüyor. Sis bombası falan demişsiniz. Evet, kamera bunu görüyor. Kamera bunu gördükten sonra bir kalkış gerçekleştiriyor. İlk başta multikopter mod dediğimiz kendi bu şekilde gördüğünüz şekilde modundan sabit kanat moduna geçiyor. Alanı tarıyor. Düşman birliklerini tespit ediyor. Tespit ettiği zaman iki tane dost ve düşman birlikleri arasına arka tarafta bulunan görev mekanizmasından sis bombalarını bırakıyor. Katun Volar takımının yanındayız. Mayın tarama drone'u. Merhabalar, ben Muhammed Güven. Konya Teknik Üniversitesi'nden geliyoruz buraya. Mayın tarama tespitiyle ilgili bir çalışmamız var. Sizlere çalışmamızı şöyle anlatayım. Yaptığımız döner kanat bir insansız hava aracı. Şurada görmüş olduğunuz manyetik dedektör sayesinde çizmiş olduğumuz alanları tarıyoruz. Ve bu alanlara yerleştirmiş olduğumuz metal parçaları öttüğü takdirde bilgisayarımıza bir koordinat gönderiyor. Tamamen askeri çalışma üzerine gerçekleştirdik drone'umuzu. Aynı zamanda halkımızın yararı için de şu altta görmüş olduğunuz mekanizmamız sayesinde içerisine doldurduğumuz beyaz boya ile bulunduğu mayın tarlasında mayınları tespit ettiği yerlere fiziksel anlamda bir tespit içinde boya bırakarak da burada mayın var olarak tespit yapıyor. Aynı zamanda bilgisayara da askeri olarak koordinat gönderiyor. Otonom bir şekilde alan taramamızı yapmaktayız drone'umuzla beraber. Aynı zamanda da GPS üzerinden konum almaktayız dedektör sayesinde. Dedektör sayesinde aldığımız GPS veriler sayesinde GPS'ten koordinatınızı yazdırıyoruz. Koordinatı da askeri yarar amaçlı kullanmaktayız. Başarılı iş adamları olacak yakında. Yakında bu drone'u Türk Silahlı Kuvvetlerimizin elinde de envanterinde de görürüz inşallah. İnşallah. Arka tarafımızdaki alandan drone'ların test edildiği, aynı zamanda buradaki yarışın yapılacağı yere gidiliyor normalde ama burası yasakmış güvenlik açısından. Bu tarafa geçemiyoruz. O yüzden bu tarafı size gösteremiyorum. Yanımızda tüfek atabilen bir drone'umuz var. Merhabalar, ben Cemil Özgültekin. KK Orion takımının kaptanıyım. Yarışmaya Dumlupınar Üniversitesi'nden katılıyoruz. Bu aracımız heksakopter, yani 6 kanat formatında tasarlanan silahlı bir insansız hava aracıdır. Aracımızın görevi hareket halindeki bir kumandalı arabayı takip edip arkasındaki balonları patlatmaktır. Bu kapsamda iki pilotumuz görev alıyor. Bir pilotumuz şu şekilde silahı kontrol eder, bir pilotumuz ise aracı sürer. Silahımız iki eksen hareket edebiliyor. Şöyle sağ sol hareketi ve yukarı aşağı hareketi yapabiliyoruz. Havadayken hedefi pilotumuz bu şekilde takip edip silah atış yaparak balonları imha edebiliyor. Aracımız savunma sanayiye yönelik geliştirilmekte olan bir projedir. Bu standta da çok ilginç bir projemiz var. Merhaba, biz 9 Eylül Üniversitesi'nden gelen bir takımız. İzmirliyiz. Adımız Exonix. 5 kişilik bir ekibiz. Ekibimizin kaptanı Yağız, Ali.
fikir projemizin fikir sahibi ve Serhan o da bizim Joker elemanımız, her yere koşturuyor. Sizin düşünceniz, İHA'lara yaklaşımınız biraz daha farklı. Normalde kumandayla hareket değil de biraz sinir ağları üstünde çalışıyorsunuz. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Biz pilotaj eğitimi olmayan askeri personellerin araştırma görevlerinde dronlarını rahatça kullanabilmelerini sağlamayı amaçladık. Bu amacı gerçekleştirmek için de kas sinyallerini kullanmayı hedefledik. Beyin bilgisayar arayüzü teknolojisi. Bu teknolojiyi kullanarak sinyalimizi, kaslardan gelen sinyali yükseltmeyi hedefliyoruz. Gelen komutları personelin yaptığı kas hareketleriyle drone motorlarına komut olarak sağlamayı hedefliyoruz. Kısacası yaptığımız şu iki hareketle drone otonom olarak kalkış gerçekleştirecek. Sonra tekrar bu hareketi yaptığımızda bu sefer personeli arkadan yaklaşık 10 metre mesafeden takip etmeye başlayacak ve daha sonra tekrar aynı hareketi yaptıktan sonra da otonom inmiş gerçekleştirecek. Ve personeli takip ederken aynı zamanda haritalama ve insan tespiti de yapmayı başarabilen bir drone'umuz var elimizde. Peki bunu geliştirmek için hangi bölümlerden faydalanıyoruz? Ben biyomedikal mühendisiyim. Arkadaşlarım makine mühendisi. Yazılımda tabii ki yazılım da var. Makine öğrenmesi teknolojisi, yapay sinir ağlarını kullanıyoruz. Çünkü kaslardan gelen sinyalleri eğitmemiz gerekiyor. Ki gelen komutları doğru olarak, yani doğruluğunu artırarak algılayalım ve yani askerler problem yaşamasın. Yanlış bir drone komutu oluşmasın, ortaya da çıkmasın. Bir de burada drone'dan bağımsız böyle bir iskeletimiz var. Bu nedir? Bu bizim geçen yılki projemiz. Alt ekstremite rehabilitasyon robotu. Sinir ağlarıyla çalışıyor yine aynı şekilde. Bu sefer düşünmeyi hedefliyoruz. Düşünmek üzerinden gelen komutlarla robotumuzu yürütmeyi hedefliyoruz. Bu bir prototip. Yaklaşık 3 yaşında bir çocuğun giyebileceği büyüklükte bir prototip. Daha önce gösterdiğim o teknolojiyi bu sefer beynimize bağlayarak yürümeyi düşündüğünüzde motorları aktif hale getirip yürümeyi sağlayan bir robot. Bu şekilde felçli hastaların rehabilitasyonunu sağlamayı ve günlük hayatlarında da yürümelerini gerçekleştirebilmeyi hedefledik. Eğer gençlerimize, üniversitelerimize fırsat verirsek neleri başarabileceğini hep beraber burada görüyoruz. Çok daha fazla stand var, çok daha fazla üniversite var, çok daha fazla çalışma var. Tabii ki bu videoyu hepsini sığdırmayacağız. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Dikkat çekici diğer standımızdayız. Bu da bir drone'umuz. Değişik bir drone, kanat çırpan bir drone'umuz. Kendini kuş zanneden bir drone. Merhabalar, ben Habib. Mekatronikçi Tayfam takımının kısa haliyle M Tayfam'ın takım kaptanıyım. Hangi üniversite? Ağır İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileriyiz. İlk hedefimiz bu prototip ile bir Şahin'i kopyalayıp kamufle özelliğini kullanıp diğer üstün özelliklerini kullanarak istilacı kuş türlerini korkutarak o bölgeden uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Şahin görünümünde olan bu kuşu bir sonraki aşamada geliştirerek Martı modelinde tasarladık. Halen Ar-Ge'si devam eden bir proje. Kaplamasını sırf mekanik tasarımı daha ön planda olduğu için göstermek amaçlı kaldırdık şu an. Şöyle mekanik hareketini göstermek gerekirse bir kuş gibi kanat çırparak kalkış ve itişi sağlıyor. Bu diğer hava araçlarından ayıran en büyük özelliği, gerek kuş türleri üzerine gerek bazı bölgelerde kamufle olarak keşif görevleri yapmamızı sağlıyor. Bizim konseptimiz bu şekilde. Çırpan kanadın şu an Türkiye'de ilk uçurabilen takımı olduk. Şu an herhangi bir benzer proje bulamazsınız aktif olarak uçurabilen. Bunun öncülüğünü yaptık. Bu sayede mutluyuz. Geçtiğimiz yıl çırpan kanatta altın performans aldıktan sonra bu yıl yeni çırpan kanat projeleri gördük. Bu da bizi gayet mutlu etti. Gençlere, diğerlerine ilham tabii olmak güzel. Ben sadece merak ettiğim şey, bunların kendi kendine nasıl döndüğünü. Onları bataryayla, motorla döndürüyorlar oğlum. Esim, sen beğendin mi kızım? Beğendim. Sen Aybüke Hanım? Ben de beğendim. Ama ne benzemiş? Değişikmiş. Ama uçağa benziyor. Uçağa benziyor. Birazcık daha kartala benzemiyor mu? Evet. Korkutucu biraz mu peki? Evet. Emet Belediye'miz, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelen
ziyaretçilere ve yarışmacılara Emet pidesini tanıtma amaçlı burada Emet pidesi dağıtıyor. Gördüğünüz gibi bizim çocuklar da hemen fırsatı kaçırmamış, sıraya girmiş. Kızım karnınız acıktı mı? Acıktı. Çok mu acıktı? Evet. Buyurun. Gördüğünüz gibi Emet'in yöresel lezzeti Emet pidesini ikram ediyorlar. Tanıtım amaçlı. Dostlar, şimdilik Kütahya'nın 7 ilçesi, Kütahya Merkez ve diğer gidebildiğim illerde vloglar çektim. O vlogları da mutlaka izlemeyi ihmal etmeyin. Emet'i detaylı olarak çektiğimiz videomuzda YouTube kanalımızda mevcut, izleyebilirsiniz. Aybüke'mi bekletmeyin. Afyon takımımızın standındayız. Hocam, sizin çalışmanızın özelliği nedir? Merhaba, ben Berkin Açıkköz. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Akifulay Tek takım kaptanı olarak alanda yer alıyorum. Akifulay Tek olarak 3 takımla ve Akü'den 5 takımla yer almaktayız alanda. Projemizde yangın söndürme toplarını da aktif bir şekilde kullanarak yangınlara çok rahatlıkla müdahale etmekteyiz. Hocam, YouTube kanalınız da varmış. Evet, şöyle ki Akifulay Tek olarak sosyal medyada çok aktif bir takımız. Tüm mecralarda ve YouTube'da da Akifulay Tek adıyla bizi aratarak videolarımıza ve içeriklerimize erişebilirsiniz. Burada gördüğünüz İHA'mız ise keşif İHA'sı olarak geçiyor. Ve altındaki kamera sayesinde, şurada gördüğümüz kamera sayesinde alanın taramasını yaparak alanda yangın çıkıp çıkmadığını tespit edebiliyoruz. Böyle bir proje geliştirdik. Bunun haricinde 3 farklı projemiz daha yer almakta. Bunlar ise alan taraması yapabilen, keşif yapabilen veya onun dışında kafes içerisinde yer alıp daha çok afetzedeleri tespit edebilecek bir İHA olması. Onun dışında tarım alanında ağaçları, meyveleri, kirazları veya bahçeleri, daha çok bağları ilaçlayabilecek bir İHA'mız daha bulunmakta. Çeşitli farklı projelerle yaklaşık 5 ekiple 40 kişi olarak bu standlarda yer almaktayız. Bu arada Afyon demişken, Afyon'da Ayazini Frigya Vadisi evet. Var Ayazini Köyü'nde. Onun da kanalımızda videosunu bulabilirsiniz. Afyon tarihi olarak sizin çok fazla gezip görebileceğiniz bir şehir. Bunu da aktarmış olalım. 9-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Teknofest Serbest Görev İnsansız Hava Araçları yarışmasının sizinle beraber çeşitli standları gezerek genç beyinlerin dronları nasıl geliştirmek istediklerini, milli teknoloji hamlemize nasıl katkı sağladıklarını hep beraber görmüş olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalı ilk defa bu videoyla görenler de diğer vloglarımızı izleyebilir. Bu videodan bu kadar. Bu çalışmalar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.